Sayın Pekin sizinle devam edelim. Şimdi aslında zaman zaman şöyle bir tartışma ve e, başlık da açılıyor CHP ile ilgili. CHP'nin sağ kaydı ve e, ilkelerinden uzaklaştığı yönünde eleştiriler geliyor. Buna katılır mısınız? Ya da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu altı ok belli. Bunların nesini değiştireceksiniz derken neyi kastetti? Yani sağ kayma konusu e, onu önce onu söyleyeyim. Tabi bu e, geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sanırım 1946 seçimlerinde ondan evvel Şemsettin Günaltay döneminde de çok e, tartışılan bir konu. Yani bugün bu, bu dönemde de yaptıkları gibi e, işte Demokrat Parti'nin ya da e, Sağ Partilerin yaptıklarını yaparak bir yerlere gelebileceklerini değerlendir değerlendirmişlerdir. Ama bu maalesef e, fiyasko ile sonuçlanmıştır. Yani o zaman da fiyasko ile sonuçlanmıştır. Bu seçimlerde de maalesef fiyasko ile so sonuçlanmıştır. Halbuki Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde e, Atatürk'ün programı var. Şunu şunu kabul ediyorum. Yani e, Atatürk dönemi, yani e, 10 Kasım 1938'e kadar olan dönem, e, belki ondan sonra birkaç e, yılda katabiliriz. Bu dönem Kurtuluş Savaşı'ndan çıkılmış ve yeni bir cumhuriyet kurma dönemi. Bu dönemde e, temel felsefe, cumhuriyet felsefesinin, felsefesinin oluşmasına ihtiyaç var. Bir devlet yaratıyorsunuz. Bu devletin e, hangi ilkelere göre oluşturacağını belirtiyorsunuz ve sonuçta bunu altı okla taşlandırıyorsunuz. Böyle bir konu var. Şimdi <laughs> böyle baktığımız zaman ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiç yani sözde ne olursa olsun altı ok orada duruyor işte biz ne değiştireceğiz ne hangi yeniliği getireceğiz, nasıl şey yapacağız değişim sağlayacağız falan gibi laflar var. Bunların ben mesela altı oktan ee, bu seçim döneminde hiçbirine Cumhuriyet Halk Partisi tarafından uyulmadığını görüyorum. Yani gerçekten uyulmadığını. Bakın teker teker e, bütün şey yani mesela laiklik konusunda yeteri kadar bir şey söylediler mi söylemediler. Ne yaptılar? Ee, yani daha belki e, AK Parti ne yaptıysa onu yaparak bir yerlere gelmek istediler. Yine mesela bağımsızlık konusu. Bağımsızlık konusunda bir şey göremiyorum. Atatürk'ün en çok üzerinde durduğu konu bağımsızlıktır. Bağımsız bir Türkiye. Her şeyle, siyasetiyle, ekonomisiyle bağımsız bir Türkiye. E, bu konuda da e, pek fazla bir şey görmedim. Milliyetçilik konusuna bakalım. E, gerçekten e, Türkiye'yi etnik grupta ayıracak birçok bir insanı, bu konuda söylemi olan, bu konuda çalışması olan birçok insanı, e, işte bilmem şuradan oy alırız, onun için e, bunu da alalım Başka bir yerden oyalarız, onlar da bize verir falan. Ee, böyle bir mantık e, anlaşılır gibi değil. Ee, yani biz okulda okurken yani yani 1950'li yıllarda e, hiç unutmuyorum. Yani e, hiç kim Kürttür, kim Türktür, kim Çerkezdir, Lazdır, kim e, Alevidir, Sünnidir, hiç böyle böyle şeylerle alakamız olmaz. Çünkü bir millet kurmuşuz, O ulus-devlet devam ediyor. Yani bütün bu altı oka baktığımız zaman hiç birisinin uygulanabilir. Yani ha anlarım, Uygu, e, Aynı işte uygulamayabilirsiniz, Farklı şekilde uygulayabilirsiniz ama sonuçta bu altı oka e, etki edecek ve bağımsızlığa etki edecek hiçbir şeyi kabul etmezsiniz. Yaptıkları propagandaya bakın. Neler neler yapıldı propaganda olarak. Amerika'ya gidildi. Amerika'dan ya Amerika e, e, diyor ki başka başka bir devletin icazetiyle ee, alınan kararlarla e, ileri gidemezsiniz diyor Atatürk. Açık ve net olarak bunu belirtmiş. Siz gidip Amerika'dan icazet alıyorsunuz. Başka yerden icazet alıyorsunuz. Ya da ne bileyim gidip işte e, şu anda bir şey söylenmedi ama 8 saat yok oluyorsunuz. Bilmem kimle görüşüyorsunuz. Bunlar e, bunlar milletin gözünden kaçmıyor. Yani doğrudan şu 6 okla ilgili çalışma yapsalardı ve bunu yorumlayarak güzel ortaya koyuyor. Nasıl uygulayacaklar? Bunu ortaya koysalardı. Belki bundan çok daha iyi bir seçim dönemi geçirdik. İnsanların da güveni gelirdi. Ama orada altı ok var. Siz e, bu tarafta istediğinizi bir yere koyuyorsunuz. İstediğiniz şeyi e, söylüyorsunuz. E, size oy getirecek diye bilmem kim alır. E, bu sefer kendi içinizde çelişiyorsunuz. Yani bu çelişki, bu çelişkiyi e, nasıl önleyeceğiz? Asıl sorun burada. Bence e, sorun yani sadece Kılıçdaroğlu değil. Geleceklerde, geleceklere baktığımız zaman da Onların da altı okla falan çok fazla e, şeyleri yok. E, çok fazla ilgileri yok. E, öyle görüyorum. İmamoğlu oldu olmak üzere çok fazla altı okla falan alakaları yok. Yani herkes sandalye peşinde e, sandalye değiştirmeye çalışıyor. Daha iyi bir koltuğa geçmeye çalışıyor. Ee, Neden peki böyle de, bir bu açıklama arada olan yaptı Sayın Partisi Kılıçdaroğlu? Yani, yani ifade edecek olursak Sayın Pekin, şimdi e, sürekli CHP içinde değişim, değişim çağrıları yapılıyor ama e, Kılıçdaroğlu'na muhalif isimler, Kılıçdaroğlu'nun gitmesini isteyen isimlerden değişim çağrısı işte Tanju Özcan'la sıralayalım ya da İmamoğlu çok açık ve net Kılıçdaroğlu demese de değişim vurgusunu Kılıçdaroğlu için söylediği düşünülüyor, iddialar böyle. Sayın Kılıçdaroğlu acaba değişim derken ben değilim değişecek olan, altı okumu mu değiştireceksiniz demek yani birazcık eleştirileri kendi üzerinden mi uzaklaştırmaya çalışıyor? Evet e, ve e, yine Atatürk'ü ve altı oku kullanıyor. Yani ikide bir de Atatürk'ün <laughs> koltuğu Atatürk'ün koltuğu deniyor. Atatürk'ün koltuğuna oturan insanların eğer e, şeyse Atatürk'ün fikrinde işte biraz evvel e, Sayın Ozay da söyledi. Masum eline seviyesine çıkmayla ilgili vesaire falan bu görüşte olması lazım. Yani e, etnik ayrımdan medet ummaması lazım ama e, ısrarla Atatürk'ü kullanıyorlar altı oku kullanıyorlar. Bunu aynı şey yapıyor. Ee, diğerleri de yapıyor. Şu anda İmamoğlu da yapıyor. İmamoğlu da açık açık söyleyemiyor çünkü e, ne olacağı belli değil. Yani e, kurultay olacak mı, olmayacak mı, e, Ne zaman olacak, Seç, e, belediye başkanına kim aday olacak, belediye başkanında kendi aday yaparlar mı, yapmazlar mı? Tamamen e, işin içerisinde e, şey var, e, ne diyelim, İkbal var. O ikbal hesabını yapılıyor. İkbal hesabını yapıyor. Birileri de e, Kılıçlar şeyle beraber, imam ile beraber o işte o ikbal hesabı yapanlar var bir gelip parti hakim olmaya çalışıyor. E, şu anda e, Kılıçdaroğlu'nun etrafındakiler de çıkmamaya çalışıyor. E, yani ayrılmamaya çalışıyor. Aslında ya. keşke neticeler alındığı zaman Kılıçdaroğlu e, ayrılsaydı belki çok daha iyi olurdu. Hem partisi için olurdu, iyi olurdu. Hem Türkiye için iyi olurdu. Şimdi de e, Kılıçdaroğlu yani ben insanları tanımakta güçlük çekiyorum gerçekten. Yani Kılıçdaroğlu gibi birisinin nasıl olur da e, alt oku kullanarak e, kendisini meşrulaştırma meşrulaştırmaya çalıştığını e, anlayamıyorum. Peki. Yani bu, bu çok kötü bir şey. Yani alt oku kullanıyor kendisini e, şeyde koltukta kalmak için meşrulaştırmaya e, ve bu konuda destek almaya çalışıyor. Yani e, bence e, değişim de. E, yani özlerine dönsünler. Bakın öncelikle şunu istiyorum. Özlerine dönsünler bana göre. E, altı oku kabul etsinler. Atatürk'ü biraz evvel Özay Bey'in söylediği gibi yeni baştan okusunlar. Türkiye Cumhuriyeti tarihini, Kurtuluş Savaşı'nı ve Kurtuluş Savaşı'ndan bir ulus devlet Peki. nasıl çıkmış? Bu çıkarken neler yapılmış? Hangi dengelere dikkat edilmiş? Bunu bir okusunlar. Neler olmuş? Ondan sonra gerçekten oturup e, Cumhuriyet Halk Parti e, altı oku tartışırlar. Başka bir şey tartışırlar. Ya da eğer beğenmiyorlarsa başka bir parti kurarlar giderler. Altı Oku koruyacak. Başkaları gelir. Başkaları o partiye devam ettirir. Yani ısrarla ısrarla hem Atatürk'ü hem Atatürk'ün söylediklerini hem de Altı Oku maalesef bir şey aracı olarak bir ne diyelim bir böyle ikbal aracı olarak tehdit aracı olarak kullanmak hiç yakışmıyor, çok kötü. Peki. Yani böyle yaptıkları sürece millete, milletin güvenini de sarsarlar diye değerlendiriyorum. Peki.